Merhaba sevgili arkadaşlar. Selamlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz Lütfi. Sen de hoş geldin. Hoş daha fazlasına söz vermeyeceğim bu kadar. Yeterli çünkü kanal benim. Oturayım. Arkadaşlar bugün yine Lütfi Karaca'yla soy isimle sesleniyorum kendisine. Karşınızdayız. Karşınızda olmalı olayımız şu. Turkcell GeForce Now yani Türkiye'deki adıyla Game Plus'ı test edeceğiz. Arkadaşlar Game Plus GeForce Now'la Turkcell'in beraber birlikte Türkiye için oluşturduğu bir marka aslında. Çağdaş dedi ki hani böyle bir bilgisayar var, eski bilgisayar var elinde. Eski benim kayınpederim bilgisayarı. Evet yani ben de ofise gelince fark ettim. Kayınpederinin bilgisayarıymış. Bilgisayarın çalışan şeylerini saysam daha kısa sürer muhtemelen ama çalışmayan şeyler klavye. Mouse evet. Yarım yamalak çalışıyor. Wi-Fi adaptörü çalışıyor. Wi-Fi adaptörü çalışmıyor. 720p ekran. Ekranı 720p yani aslında bayağı zor şartlarda oyun oynamaya çalışacağız. Ay kıyamam ya. Normal şartlar altında. Ay kıyamam çok da dokunan bir insan değilim. Niye dokundum bilmiyorum ama. Normal şartlar altında. Çok zor şartlarda çekiyor arkadaşlar şu an. Bu bilgisayarda. Şartlar çok zor. Bu bilgisayar piyasaya çıktığı zaman RTX diye bir şey herhalde dünyada yoktu. Yoktu insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Neyse bu bilgisayarda RTX'li falan oyun oynayacağız arkadaşlar aslında evet. Olayımız da o ama artık uzatmayalım bir oyuna girelim. Bak bağlantılardan Ubisoft'u, Epic Games'i ve Steam'i buraya kütüphane olarak senkronize ediyorsun. Yani evet. Oradaki oyunlarını buraya çekiyor abi. Zaten bu üç kütüphaneyi destekliyor. Bu ne demek? Yani senin bu oyunları zaten satın almış olman gerekiyor. Aynen öyle. Yüklemene gerek yok. Burada işte sunucu seçebiliyorsunuz. Biz onu otomatik ayarladık abi. İşte dengeli veri tasarrufu yarış özel yapabiliyorsun. Ağ durumumuz gayet hocam, iyi. Oyuna girer miyiz artık? Girelim. Tamam Cyberpunk'la başlayacağız arkadaşlar. Oyuna girelim. RTX olan bir oyun. Şimdi yani ona tıkladığımda bak burada sana hangi marketten oynayacaksın diyor. Epic Games mi Steam mi? Biz Steam'den oynayacağız diyoruz. Aynen. Oyna diyoruz. Şimdi bekliyoruz oyun açılsın. Yapıştır. Ben yapayım buradan sana ayarları hocam. Yap abi aynen. Şeye gel abi grafiği. Işın izleme orta. Işın izleme yüksek. Açık. Işın izlemeyi açabiliyoruz arkadaşlar GeForce Now'la birlikte. En güzel yanlarından bir tanesi bu ve de bu laptopla açıyoruz. Psycho yaptım. En sevdim. Tam bize uygun oldu. Ben mesela elimde iPhone 13'le oynarken ışın izleme teknolojisini 7'yle açarsam. 7'yle oynarken de açarsın. 7'yleydi. Evet. Vay fark be. Etmez. Yani iPhone, Android, hani televizyonda oyunmuş. Vesaire. Diğer sesi de açalım. Diğer ses otomatikleşti. Hocam biz otomatiği sevmeyiz. Kalite marka hocam. Kalite. Kaliteden ödün vermeyiz hocam. Tamam. Uygulayalım. Flash haber hepiniz. Hoş geldiniz. Sizde dün elektrikler gitti mi? Faturayı ödeyemedim. Kek benim için abi şöyle tamam hani hakikaten grafikler çok üst düzey. Onda bir sıkıntı yok. Ofisteki internetimiz stabil güzel bir internet abi. Bak mesela bastım ayağı direkt tepkiyi veriyor. Hani bu oyunda böyle tepki milisaniyelik bile gecikme olsa ben direkt soğurum abi. Onu bana yaşatmıyor. En önemlisi o. Hakikaten çok iyi o gözüküyor. Bayağı yapılmış bu. Aynen. Basic üyelikte de RTX açabiliyorsun demeyi çok isterdim. Ücretsiz kısımda RTX açamıyorsun abi. Tamam. Helal hocam. Bak şunun da koşuyor nasılcan bak gel. Bak şuraya nişan alıyorum. Mesela buraya gelecek şimdi bak. Poposu geldi. Sık bak görüyor musun? Tek attım. Arkadan da bize sıkıyorlar. Dön vur şunları. Sonuç olarak Basic'te de yarım saat falan takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizimki şey üyelik. Premium. Sıkmayalım. Ne gerek var? Bir oğlum, arabaya... Çocuk ama zombi olmuş. Buna bir yardım edelim. Ben yanlış şeylere bak. Oğlum bak arkadan geliyorlar ya. Yürü Lütfü ya. Bak triple shot yaptım. Gördün mü? Bravo ama şimdi öleceğiz. Öleceğiz. Tamam yeter artık orada. Bir arabaya binip bir bakmayalım. Şöyle bir şehirde bir RTX'in dadına bakmayalım mı hocam? Bakalım hocam. Soldan da sıkıyorlar. Quantum bilgisayar taksalar senden yine olmaz hocam. Ben sana söyleyeyim. Şehrin ışıklarına hayran oldum. Ne oldu? Çok sanatçı ruhlusun. Güzel gözükmüyor mu abi ya? Sen ne ara mouse aldın lan benden? Farkında değilim mouse gitmiş ya. Bak, hocam bak şimdi onu şöyle sağdan sola doğru götür bak mouse'u. Bak şu an ışını izliyor. Ben de gösteriyorum abi ya. Tamam hadi gel. Hadi başka oyuna geçelim. Bu en zorlarından biri buydu. Evet. O zaman bir de Lütfi ile... Aha vallaha burada. Ya espriyi yapman için sana... Oyunu açtım ben abi. Fark sıradaki ettim. Oyunumuz Assassin's Creed Valhalla arkadaşlar. Zaten bulduk demiştik falan. Hocam şu ayarları bir yükseğe al. Kastım ne ya? Değil hocam. Ultra high. Tamam yeter. Grafik, ultra high, ultra high. Ultra'nın üstü yok mu? Veri ultra high. Yalnız bir şey söyleyeyim bu da akıyor. Evet şu an bayağı iyi. Ya bir ışın yok ama. Aha bak ışın. Aydan gelen ışığı görüyor musun? Bak. Aydan gelen uya gider hocam. Devam hey, et. Birilerini keselim mi? O kırmızı kale bekle. Bu arada kaleye doğru koşarken sen de şundan bahset istersen. Ne kadar bir hıza ihtiyacımız var bunu böyle oynayabilmek için. Niye sen bahsetmiyorsun? Tamam ben bahsedeyim. 15 megabitte 30 FPS 720p çözünürlük. Evet. Eğer 25 megabit bir bağlantınız varsa da arkadaşlar 60 FPS 1080p çözünürlükte oynayabiliyorsunuz. Aslında 25 megabit vardır ya. Dark. Hocam her oğlum, gördüğün... Oğlum bağırtma beni bak. Her gördüğünü... QA'yı unutma. QA ne işe yarıyor? Bilmiyorum.
Baltayı neyle alıyoruz? Bilmiyorum. Q yap, E yap, bir şey yap. Allah sitark! Eyvah. Öldük mü biz şu an? Bu nasıl oyun oğlum, bir kere vurunca ölüyoruz? Senin yüzünden her şeyi fullettirdin. Ne alaka? Düşmanları da mı fullledik? Düşmanlar da fullendi abi. Düşmanlar da mı kaynadı? Şu Allah aşkına şu artık bir adamı bir sabit bir görelim ya. Bir insanın Assassin's Creed oynarken midesi bulanır mı ya? İntihar ediyorum artık, yeter. Buradan etme, da atlıyorum. Etme. Doğru. Can yok. Can yok, yeme şundan. Çık bu oyundan ya. Çık bu oyun çok güzelmiş, ben bunu evde oynayacağım. Tabii ki de kambersizdi. Çağdaş görmek istedi CS. Ben görmek istedim. Görmek istedim şu rekabetçi online bir oyundaki performansını. Hı-hı. Merak ettim. Sağda. Ya oğlum hangi sağda? Onu da söylemem lazım. En sağda. Arkadaşlar bir şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu tarz rekabetçi oyunların platformu değil bence GeForce'la. E-sporcu olmak arayın ya da mesela yüksek rütbelere çıkacağım vesaire derdin varsa, sonuçta 60 korktum FPS lan. Abi, değil mi? Tabii 60 FPS. Yani insanlar bunu hani 240, 250, 300'lerde oynamayı istiyorlar ki o rekabetin içine girebilsinler. Aynen. Öyle bir derdin varsa doğru adres değil arkadaşlar. Ancak hani böyle ben gireyim, stres atacağım diye oynayacaksan oynarsın. Aynen öyle. Yani şunu da söyleyeyim bu arada, oyunda herhangi bir işte gecikme, yok, takılma, görüntü kalitesine kayıp herhangi bir şey yok. GeForce Now burada vaat ettiği her şeyi sunuyor. Arkadaşlar CS:GO'yu da çalıştırıyor. Bence artık ufak ufak çıkışa doğru gitsek iyi olur gibime. Aynen öyle. Geliyor. Hem de biraz şöyle GeForce Now Game Plus meselesini toparlayalım. Onu vur sana 5000 TL lan. Vurdum. Vurdum, bayağı vurdum ver hocam. Nakit çalışıyoruz. Adam cebinden kırışık olarak bunun 5 lira falan olması lazım. Böyle kırışık para çıkan para. Bu ne vurdu yani çıktı son tahlilde. Şimdi Lütfi biraz GeForce Now'un kendi kütüphanesinden bahsetmek istiyorum abi. Çünkü burası sürekli güncelleniyor. Burada gördüğün gibi abi daha fazlasının gör seçeneği var. İşte GFM Perşembesi var. Ondan sonrasına ücretsiz kısmı var. Fortnite, Destiny, League of Legends vesaire vesaire. Rol yapma oyunları, aksiyonları böyle kategorize edilmiş durumda. Sonuç olarak kütüphane arkadaşlar burada güncelleniyor. Siz bu şu an bizim kütüphanemizdeki oyunlar, bu arada 62 oyun. 1000 üzerinde oyun var. Arkadaşlar daha fazla detay ayrıntı merak ederseniz açıklama kısmına bir link bıraktık. Oradan kendilerine bu sisteme ulaşabilirsiniz. Benim görüşüm şu: çok oyun oynamayı seviyorsanız, yani Lütfi gibi biriyseniz, böyle oyun oynamam lazım, 3 saattir oyun oynamıyorum hanım koş falan filan modunda titremeye başlıyor oyun oynamayınca, varsa gerçekten tercih edilebilir bir özellik. Bu makinede oyunları çalıştırmış olmamız ki ben yine bir kasılma bekliyordum abi. Hani bir şeyler olur diye bekliyordum. Ama onlar da çözülmüş durumda. Aslında çok özet mantığıyla söylemek gerekirse günlük, aylık işte haftalık, ne kadar alıyorsan bu hizmeti, kendine çok güçlü, hani her şeyi full artı full ile çalıştırabilen ve her platformda neredeyse çalıştırabilen bilgisayar almış oluyorsun. Dediğimiz gibi Android telefonu var, tableti var, iPhone'u var, Android TV'si var. Hani bağla televizyonla, dediğim gibi klavyeni tak, mouse'unu tak ya da işte gamepad'ini tak. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürlerimizi iletiriz. Kafanızda takılan bir şey varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna, Lütfi'yi videodan daha çok beğendiyseniz de unlike butonuna basın demeyi çok isterdim ama YouTube onu kaldırdı. Evet, yapacak çok bir şey. Kötü siz oldu. Her türlü like'a basın bence. Siz her türlü olay like'a kapansın. Bakın. Çağdaş diyenler like, Lütfi diyenler yorum. Çap çap çap. Şaka şaka. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.